Üniversite 101 kanalına hoş geldin. Ben Atakan. Biliyorsun ki YKS'de sayısal alanında Türkiye 75. .'si olmuştum. Şu anda da Koç Üniversitesi'nde tam burslu olarak elektrik elektronik mühendisliği bölümünü okuyorum. Bu videoda sana kendi YKS sürecimin en önemli dönüm noktalarından bir tanesi olan yarı yıl tatilinden sonraki dönem yani Haziran'a kadar olan dönemi en ince ayrıntısına kadar aktaracağım. Bana şu an sorsalar sen bu başarını neye borçlusun deseler büyük ihtimalle Ocak ile Haziran arasında yaptığım çalışmaya borçluyum derim. O yüzden bu videoyu can kulağıyla dikkatli bir şekilde dinlemeni tavsiye ediyorum. Çünkü artık 4 aylık bir zamanın kaldı. Hiçbir şeyin şakası kalmadı ve bir günün hatta bir saatin Belki dakikaların bile çok kıymetli hale geldi. O yüzden senden ricam bu videoyu dinlerken bir taraftan notlar al ve bu video sağ kulağından girip sol kulağından çıkmasın diyeceklerim her zaman gözünün önünde bulunsun ve çalışırken de bu kurallara uyarak çalışmaya özen göster. Videonun içeriğine geçmeden önce de iki güzel haberle karşındayım. Bu haberlerden birincisi biliyorsun ki her videoda bir arkadaşıma ücretsiz olarak koçluk hediye ediyorum. Bu videoda çekilişe katılmak istiyorsan yapman gerekenleri ekranda verdim. Bir önceki çekilişin kazananını açıklamalarda görebilirsin. Burada ufak bir uyarım olacak. Bazı arkadaşlar çekiliş şartlarının tamamını yerine getirmediği için maalesef kazansa bile hakkını yedekteki bir arkadaşa devretmiş oluyor. O yüzden 3 koşulun tamamını yerine getirmeye lütfen özen gösterin. Bir ikinci güzel haberim de şu olacak. İşler Kitap Evi'nde kitapişler.com'da Atakan 5 kodunu kullanarak çok ciddi indirimlerle kitaplarınızı ve denemelerinizi temin edebilirsiniz arkadaşlar. Daha fazla vakit kaybetmeden bu harika videonun içeriğine geçelim. İlk olarak ben Ocak ayından Haziran ayına kadar netlerimi nasıl yükselttim, kendimi nasıl geliştirdim bunu kısaca anlatayım. Ben Ocak ayında 80-90 net TYT yapıyordum. Ancak sınava kadar 120 neti bile görmüştüm. Yani benim full tyt TET denemeleri bile olmuştu. AYT'de 50 net bandındaydım. Yine 80 neti yani full edeyim. AYT denemelerini de Haziran ayına kadar görmüştüm. Nitekim YKS 2019'da da TYT'de 114 doğru 6 yanlış. AYT'de 79 doğru 1 yanlış yaparak Türkiye 75.si oldum. Bunun da ötesinde 2021 ve 2022 senelerinde yani 2 sene ve 3 sene sonra bilgilerimi güncel tutabilmek, sınav formatına daha da aşina olabilmek için girdiğim ve tamamen hazırlıksız girdiğim sınavlarda yine sayısal ve eşit alanlarında ilk bine girmeyi başardım. Bakın altını çiziyorum. Aradan 2 sene ve 3 sene geçmişti. Benim herhangi bir en ufak hazırlığım yoktu ve buna rağmen ilk 1000 derecesi elde edebilmiştim. Bunu da şu yüzden söylüyorum arkadaşlar. Benim Ocak ayından Haziran ayına kadar yaptığım çalışmalar o kadar kalıcıydı ki ve beynime o kadar iyi işlemiştim ki ben günün sonunda 2 sene, 3 sene sonra bile ilk 1000 derecesi elde etmeyi başardım. Bunları videonun en başında vurgulamak istedim çünkü videonun ne kadar önemli olduğunu size aktarıp sonrasında beni daha dikkatli dinlemenizi istiyorum. Nasıl çalıştığımın ayrıntılarına geçmeden önce şunu da dipnot olarak eklemek istiyorum. Evet ben bu dönemde TYT'de 90 net yapıyordum ve bunu 120'ye kadar yükselttim. Ama TYT'de 40-50 net yapan ya da 60 net yapan bir arkadaşımızın 90 yüzlere yükseltmesi çok daha rahat olacağı için bu video sizlerde çok daha fazla karşılık bulabilir. Ben 20 net 25 net arttırdıysam sizler 40 50 net arttırabilirsiniz kalan süreçte. O yüzden ya sen zaten 90 net yapıyormuşsun gibi lütfen bakmayın. Bunun yerine dediklerimi kendiniz için kendi programınıza adapte etmeye çalışarak bu videoda maksimum verimi almaya çalışın. Evet bunları da söyledikten sonra gelelim benim bu süreci nasıl en verimli şekilde geçirdiğime. Bir kere yarı yıl tatilini nasıl geçirmen gerektiğini sana ben bir önceki videoda anlattım. Hatta kendi sürecimden değil bir koçluk öğrencimin sürecinin nasıl yönettiğimizi, 2 haftalık yarı yıl tatilinde nasıl artı 30 net kazandığımızı kanıtlarıyla birlikte günlük raporlarına kadar seninle paylaşmıştım bir önceki videomda. O videoya bakabilirsin eğer yarı yıl tatilinde hala güzel bir çalışma yapmadıysan. Şimdi yarı yıl tatilinden sonra nasıl bir çalışma yapacağız? Asıl önemli olan nokta bu video için tabii ki de bu. Biz yarı yıl tatilinde konu eksiklerimizi kapattık. Zaten konu eksiği odaklı bir çalışma yapmanız gerektiğini ben size defalarca kez vurgulamıştım. Bu saatten sonra önemli olan şey bu konu eksiklerini, kapattığımız bu konu eksiklerini daha da kalıcı hale getirmek. Ben nasıl 3 sene sonra bile bu konuları en ince ayrıntısına kadar hatırlıyorsam ve hiçbir hazırlık yapmadan girdiğim sınavda yine derece yapabiliyorsam, sen de aynı şekilde bu beceriye sahip olmalısın ki YKS'de derece yapabilesin. Şimdi bunları kalıcı hale getirmenin en önemli yolu deneme çözmektir. Arkadaşlar bitirdiğiniz her branş için bakın Fen demiyorum, fizik, kimya, biyoloji diyorum. Sosyal demiyorum, coğrafya, tarih, din, felsefe diyorum. Yani her bir branş için gidip branş denemeleri çözmeniz lazım, programınıza eklemeniz lazım. Ben gidip din branş denemesi de çözüyordum. Evet, 5 soruluk din branş denemesi de çözüyordum. Gidip coğrafya branş denemesi de çözüyordum. Gidip matematik, Türkçe ya da fizik, kimya, biyoloji de çözüyordum. Tabii bunun yanında gidip direkt fen branş denemesi çözdüm ya da TYT genel denemesi çözdüğüm olmadı mı? Tabii ki de oldu. Ama dediğim gibi eğer tüm sosyeli bitirmedim ama ben dini bitirdim diyorsan git din branş denemesi çöz. Ya da ben matematiği bitirmedim ama geometri bitirdim diyorsan git geometri branş denemesi çöz. Yani arkadaşlar bir dersin A'dan Z'ye tamamını bitirmek yerine bitirdiğiniz kısımları branş denemesi çözerek e, halledebilirsiniz. Bunu başta vurgulamış olayım. Programınıza branch denemeleri eklediniz. Evet. Peki bu branch denemeleri bizim konularımızı nasıl daha kalıcı hale getirecek? Bunun da yöntemi çok basit. Denemeyi çözdükten sonra yanlışlarımızı öğrenmekle, bunların çözümlerini öğrenmekle yetinmiyoruz. Bunları neden, niye yanlış yaptığımızı analiz ediyoruz arkadaşlar. Bu sürecin en önemli kısmı deneme analizleri. O yüzden denemeye ayırdığınız vakitten daha fazlasını analizlerinize ayırabilirsiniz. Bu analizleri nasıl yapacağız? Daha önceki videolarda da vurgulamıştım. Tekrardan kısaca değineyim. Bir soruyu yanlış yapmanızın üç farklı sebebi olabilir. Bu sebeplerden birincisi yani birinci katman o konuyla alakalı temel bilgi birikimi eksikliği bu katmanı aşmak istiyorsan yapman gereken şey konu anlatım videosu izlemek ya da konu anlatım çalışması yapmak. Kendi notlarından bile çalışabilirsin. İkinci temel problem o konuyla alakalı bilgi birikimi olmasına rağmen hangi soruya nasıl yaklaşacağını bilmiyor olabilirsin. Veya hangi soruda hangi formülü kullanacağını bilmiyor olabilirsin. Özellikle sayısal derslerinde bu problemle karşılaşabiliriz. Bunu çözmenin en kolay yolu da soru çözüm videoları izlemek olacaktır karşılaşabileceğin üçüncü yani son problem ise o konuyu çözeli çok uzun zaman olmuştur ve belli baş şeyleri unutmuşsundur. Çünkü zamanında yeteri kadar kalıcı bir çalışma yapmamışsındır. Bu problemi aşmak için de tabii ki yapman gereken tek şey kendi notların üzerinden geçmek. Sonrasında da bir soru bankası üzerinden bu konuyu çözerek kalıcı hale getirmek. Peki hocam ben zaten zamanında soru bankası çözmüştüm. Bu zaten kalıcı olmamış yeteri kadar ki ben şu anda yanlış yapıyorum. Benim şu an ekstra bir soru bankası çözmem ne anlama gelecek? Yani ben yine bunu kalıcı hale getirebilecek miyim yoksa 2-3 ay sonra yine unutacak mıyım? Sürekli bir şeyleri unutursam sürekli tekrar etmem gerekirse konuları nasıl yetiştireceğim? Biliyorum bu soru hepinizin hakkında var. İşte arkadaşlar burada da kalıcılığı sağlamak. Benim 2-3 sene sonra bile unutmamamın temel taktiğini, temel sırrını şimdi size açıklıyorum. Evet, çözemediğimiz bir soruyla karşı karşıyayız. Bu soruyu önce ikiye ayırıyoruz. Bu soru bir ezber sorusu olabilir ya da bu soru mantığa dayalı, işleme dayalı bizim çıkarım yapmamız gereken bir soru tipi olabilir. Her derste bu ikisiyle karşılaşabiliriz. Yani örnek veriyorum. Türkçede cümlenin ögeleri ise daha çok mantığa dayalı bir kısımdır. Ama yazım noktalama işaretleri ise daha çok ezbere dayalı kısımdır. Yine fizikte fizik bilimine girişse ezbere dayalı bir kısımdır ama iş güç enerji veya hareketse mantığa dayalı kısımdır. Her dersin ezber ve mantık boyutları vardır arkadaşlar. Sizin de bu noktada önce bu soruyu sınıflandırmanız lazım hangi sınıfa giriyorsa. Eğer ki mantık kısmına giriyorsa yapmanız gereken şey çok basit. O soruyu çözemediniz Çözümüne baktınız, çözümüne baktıktan sonra soruyu asla geçmiyorsunuz. Kendiniz kalem, silgi alıyorsunuz ve o soruyu çözmeye çalışıyorsunuz. Çözemediyseniz ya da yeterli yorum yapma becerisine hala sahip değilseniz, o zaman tekrar çözümü dinliyorsunuz ve hangi adımda takıldığınızı analiz ediyorsunuz ve diyorsunuz ki kendine aslında bana çok basit görünen bu işler... işte şuradan dikindirmek ya da bunu şöyle yorumlamak ya da işte. Burada şu formülü kullanmak gibi bir adım bana çözümü izlerken çok basit gelmişti ama aslında bu bu kadar basit bir adım değilmiş diyorsun. Bunu beynine atıyorsun ve artık bunu unutma ihtimalin çok daha azalmış oldu. Sonrasında gittin, tekrardan çözümü izledin, tekrardan kendini çözmeye çalışıyorsun. Eğer bu sefer soruyu çözebiliyorsan ne ala. Ama ilerleyen adımlarda tekrardan takılma ihtimalin tabii ki var. Bu sefer gidiyorsun o noktada ne yapman gerektiğini tekrar soru çözümden izliyorsun ve gelip tekrar kendini çözmeye çalışıyorsun. Baştan sonra tam anlamıyla kendini çözebilene kadar o soruyu geçmiyorsun. Gerekirse 10 dakika gerekirse 20 dakika o soruya ayırıyorsun. Tabi bunu yapman için öncelikle birinci ve ikinci katmanı geçmiş olman lazım. Yani o konunun temeline hakim olman lazım. O konuyla alakalı formüllere ve hangi formülü nerede kullanman gerektiğine hakim olman lazım. Şimdi mantık sorularını bu şekilde hallettikten sonra geldik ezber kısmına. Ezber kısmında tamamen kişiye özgü ezber yöntemleri kullanacağız. Burada kimisi kelimelerden bağdaştırmalar yapar, kimisi bir tekerleme oluşturur, kimisi de aklında zihin haritası yapar. Burası tamamen kişiye kalmış bir nokta. Ama günün sonunda o ezberi yapmadan asla ve asla o kısmı atlamamanız gerekiyor. Burada da ezber yöntemi olarak benim 2-3 sene sonra bile aklımda kalan bir yöntemden bahsedeceğim. Mesela Öglana kamçılı. Ben burada G ve K harflerini birbirine bağlaştırmıştım. Yani Öglana'nın G'si ile kamçının K'si benim için artık bütünleşmişti ve bakın aradan 3-4 sene geçmesine rağmen hala bunu hatırlayabiliyorum. Ya da Amip yalancı ayakla hareket ediyordu. Burada da Amip'in A harfi ile yalancı ayağın içerisinde 3-4 defa bulunan A harfin hatta yalancı ayak. Evet 4 tane A harfi var. Bunları bir araya kombinlemiştim. Bu sayede de Amip'in yalancı ayaklı olduğunu hatırlıyorum. Bakın burada fark ettiyseniz ben doğrudan Ökden kamçılı Amip yalancı ayaklı diye bir ezber yapmıyorum. Çünkü böyle bir ezber yaparsanız bunu kesinlikle ve kesinlikle unutursunuz. Ben bunun yerine nasıl ezberlediğimi hafızama atıyorum. Yani şunu demek istiyorum. Ben öklena karşıma geldiğinde harf bağdaşıklığından hatırlatacağım diye kodlamışım. Yani aslında ben burada bir ezber yöntemi oluşturmuşum. Ben doğrudan bodostama ezber yapmamışım. Ezber sorularında da bu şekilde kendinize göre ezberler oluşturmanız lazım. Arkadaşlar özellikle AYT'de organik gibi, modern fizik gibi, bitki biyolojisi gibi, sistemler gibi alanlarda çokça bu tarz ezberler yapmanız gerekecek. Bunları kalıcı hale getirmek 3-4 sene sonra bile de 70 üstü net yapacak seviyede hatırlamak istiyorsanız sizin yapmanız gereken şey karşınıza çıkan her ezberi bunu tekrar unutmamayı garanti edene kadar yoğunlaşmanız ve bu ezberleri tamamlamanız gerekiyor. Bunu yaptığınız takdirde bırakın 3 4 sene 30 40 yıl geçse bile eminim ki unutmamış olacaksınız arkadaşlar bu en ince ayrıntıları bile. Son olarak tabii ki bir soru defteri tutmanız çok önemli. Sonuçta hepimiz insanız. Bazı noktalarda mantığı oturtturamayabiliriz. Bazı ezberleri o an yeteri kadar sağlam yapamayabiliriz. İleride unutacağınız ya da yapamayacağınız bir soru tipiyle karşılaştıysanız bunları soru defterinize yapıştırın ve bunları ara ara tekrar edin. Çünkü tekrar ederken belki bambaşka bir yöntem geliştireceksiniz. Ve bu yöntem sayesinde de sınava kadar çok daha kalıcı hale getirebilirsiniz. Bu yüzden arkadaşlar o soruyu yarım yamalak geçmek yerine defterinize yapıştırın ve bunu zaman zaman tekrar edin diyeyim. Videoyu sonlandırmadan önce ufak bir şey değinmek istiyorum. Arkadaşlar bu branş denemelerini çözerken özellikle fen için konuşuyorum ya da sosyal için konuşuyorum. Yani daha kısa sürelerde 10-15 dakikada aradan çıkarabileceğiniz denemeler için konuşuyorum. Bu bu arada hani geometri branş denemesi için, dil bilgisi denemesi için vesaire de geçerli. Bunları her gün atmaya çalışın birer tane. İlla ki 5-10 dakikalık, 15 dakikalık müsaitliğiniz olur. Bunları boş boş telefona bakarak geçirmeyin. Ya da aylak aylak etrafı izleyerek geçirmeyin. Bunun yerine branş denemeleri çözün. Bunların size katacağı değer çok fazla az önceki bahsettiğim yöntem eğer ilerlerseniz ve bunları da hani her gün olmasa bile her güne birer tane yerine 3 günde bir üçer tane çözebilirsiniz. Yani toplu vakit ayırabilirsiniz. Sizin programınız hangisine ele verişliyse ama mutlaka çözmeye çalışın ve son olarak da Kanalımı takibe almayı ve bu videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Gerçekten ciddi emekler sarf ediyoruz bu videoları çekmek için. Size en doğru şekilde bilgileri aktarabilmek için. Bunun karşılığında da destek olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.